Hatay il birincisi olarak gittim. Ancak Boğaziçi'ni ikinci tercih yapmaktansa Yeditepe Üniversitesi'ne girmeyi tercih ettim. Çünkü çift anadal yapmak istedim. Turizm okumak istedim aynı zamanda da. Boğaziçi böyle bir imkan vermiyordu. O yüzden ben de Yeditepe'yi tercih ettim. Yeditepe'de önce bir sene sadece çeviri bilim okuduktan sonra ikinci sene çeviri bilim ve turizm ve otel işletmeciliği olarak devam ettim. Yani çift anadal yaptım. Üniversiteye girmeden önce mutlaka böyle bir şey yapmak isterseniz, böyle bir hedefiniz varsa mutlaka üniversitelerin olup olmadığını, hani böyle bir şeyin olup olmadığını, tamam, mutlaka bahsedeceğim, Evet. kontrol edin. Evet. Şimdi lisede nasıl çalıştım? Nasıl çalıştın? 11 nasıldı? 12 nasıldı? Nasıl hazırlandık ada? Bir bahset. Bir bahsedeyim. 12. sınıf benim için, yani ben Hakan Hoca ile tanıştığımda, ilk biz başladığımızda benim kelime konusunda altyapım güçlüydü. Neden güçlüydü? Bunun tek bir sebebi var. Çünkü ben İngilizce okuma yapmayı çok seviyordum. İngilizce bir şekilde şarkı dinlemeyi, onları çevirmeyi çok seviyordum. Ve okuma bana çok şey kattı. Şimdi elinizdeki imkanlarla çok çok daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Gramer dışındaki soruları nasıl halledebilirsiniz? Yani şu an dediğim gibi elinizdeki imkanlarla şu anda inanılmaz şekilde, hızlı bir şekilde kelime öğrenme şansınız var. Yani internetten okuduğunuz bir kitapta tıkladığınız kelimenin Türkçesini direkt görebiliyorsunuz. Kullanımını direkt okuyabiliyorsunuz. Okuma yapmanız çok 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 önemli bu yüzden. Ama lisede nasıl çalıştım? Sadece ben soru çözüme odaklı çalıştım. Genel olarak her gün mutlaka belli bir test hedefim vardı ve bunu tutturarak çalıştım. Ama bu tabii ki size bağlı. Nerede daha rahat ediyorsanız, tabii pandemi şu anda çok izin vermiyor etütlerde, o şey sınıflarda Aynen, çalışmaya, ama uzaktan devam ediyor. ben bu şekilde çalıştım. Yani daha çok test çözümü, soru çözümü üzerine gittim. Çözemediğin soruları işaretleyerek ve onu göstererek gittim. Yani eksiklerini belirlemek çok önemli. Ben neyi biliyorumdansa ben neyi bilmiyorumu belirlemek çok önemli. Ki bir an önce halledilebilsin. Bir an önce parmakla gösterilip, evet bak bu konuda eksiğim var. Ben en çok yanlışı buradan yapıyorum. Neden burada yapıyorum deyip üzerine gitmenin faydası var. Chatten bakayım neler var. Ada, Lisedeki o çalıştığım zaman 79'a 1 mi yapmıştın? Kaçtı Metin? 79'a 1'di, evet. Değil O mi? bir soru da çelişkiliydi. Üzerine çok Çok gitmiştik. çok da yorum yapmıştım. Çok yorum yapmıştık. Ada Kimse adam benim gibi... hız anlamında en hızlı öğrencilerimden bir tanesiydi. Bir gün denemeye vermiştim, hatta hatırlıyor musun? 35 dakikada bitirmiştin. Günde 3 deneme, günde 4 deneme yaptırdığım zamanlar oluyordu. Psikopata Doğru. bağladığımız dönemler oluyordu. Şimdi bu işin anahtar kelimesi düzenli çalışma, doğru çalışma, adanın dediği gibi neyi bilmiyorum iyi belirlemek. Orada sorular var. Yurt dışına çıkma imkanı üniversitede mi ilgili? Almanca tercih etmeli miyiz? Neden sen yurt dışına Cevaplayacağım. çıktın? Hepsini cevaplayayım şimdi. Lisedeki çalışma serüvenimden bahsettim bu şekilde. Genel olarak neyi bilmiyorum'a dediğim gibi odaklandım. Neyi biliyorumdan, benim yani güçlü tarafım ne sorusundansa zayıf tarafım neye odaklandım. Önce onları hallettik. Daha sonra güçlü tarafı desteklemek için, kuvvetlendirmek için deneme çözmeye başladık, dediği gibi Hakan Hoca'nın, testler çözmeye başladık. Bunun dışındaki soruları cevaplayayım. Gramer dışındaki soruları nasıl halledebiliriz? Kesinlikle 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 okuma yaparak halledilebilir. Yani maalesef ki bizim sınav sistemimiz çok fazla bilgiye dayalı olmadığı için okuyup öğrenerek, ezberleyerek, kelime öğrenerek yapılabilir. Okuma anlama sorularını anlamanın tek bir yöntemi var. O da okuma yapmanız. Okuduğunuzu anlayabiliyor olursanız o okuma soruları, o kadar o uzun uzun paragraflar o kadar kolay gelecek ki. Ama okuma yapmanız gerekiyor. Düzenli bir şekilde, İngilizce bir şekilde. Bu kitap okuyun anlamına gelmiyor. Telefonunuza İngilizce haberler veren, işte BBC'nin, atıyorum Flipbook'tur. Böyle şeyler çok, böyle uygulamalar çok var. Girin bunları indirin. Onlardan haber okuyun. Anlamadığınız şeyleri çevirmeye çalışın. O kadar hızlanacaksınız ki bu sorularda. Ya hem de ben ders çalışıyormuş gibi de gelmeyecek. Yaşadığım yer neresi? Seviyor muyum? Yurt dışına çıkma imkanı okuduğunuz yer ve bölüm sayesinde mi oluştu? Ben birçok yerde yaşadım. Yani bundan Seyşeller'den hemen önce de Dubai'deydim.
yurt dışına çıkma imkanım okuduğum okuldan dolayı oluşmadı. O benim yapmak istediğim işle alakalı olarak oluştu. Ben turizme girmek istedim. Otelcilik yapmak istedim. Çok seviyordum bu işi. Bu yüzden Türkiye'de çalışmaya başladım. Ondan sonra Hilton'un belli sınavları vardı. Onlara girdim. Ama sadece turizmle alakalı olduğu için bu. Onları kazandım. Dubai'ye gittim. Dubai'den buraya geldim. Şu anda Seyşeller'de yaşıyorum. Yaşadığım yeri de çok seviyorum. Hint Okyanusu'nda tropikal bir adada yaşıyorum. Afrika'nın doğusunda. Somali'nin hemen altında ama Hint Google'da Okyanusu yazdığınız zaman bulamıyorum ama. Google'da yazdığınız zaman biraz zor buluyorsunuz. Evet, birazcık uzaklarda. Ama yurt dışına çıkma imkanı dediğim gibi özellikle bu dönemde dünya o kadar global ki yaptığınız işlerde o kadar çok fazla imkan çıkıyor ki karşınıza. Yani dil konusunda dil okudum ben mütercim tercüman olmak zorundayım başka bir şey olamam şeklinde düşünmeniz yani şöyle söyleyeyim benim Yeditepe'deki sınıfımdan benim Yeditepe'deki sınıfımdan 30 kişi içerisinden herhalde 2-3 tane mütercim tercüman toplam çıkmıştı. O da yapmak istedikleri için, bu işi çok sevdikleri için sözlü çeviri yapmak isteyenler çıktı vesaire. Ama dil inanılmaz imkan açıyor. Yani dil biliyorsanız, yurt dışında iletişim kurabiliyorsanız insanlarda, işte IT gibi ne bileyim direkt yetenek değil de öğrenim gerektiren işlerin dışında her işi yapabilirsiniz. Her sektöre girebilirsiniz. Her sektörde çalışabilirsiniz. Almanca tercih etmeli miyiz? Şimdi Almanca çok önemli bir dil. Nerede önemli bir dil? Ben kendi sektörümden bahsedeceğim. Başka bir şey bilmiyorum çünkü. Almanca benim sektörüm için çok önemli bir dil. Ama ne yapmak istediğine karar vermek gerekiyor önce. Yani Almanca birçok şunu göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye'de çok bilinen bir dil Almanca. Çok kullanılan, çok konuşulan bir dil. Türklerin, oraya giden Türklerin, Almanya'ya giden gelen Türklerin, tanıdıklarının vesaire çok konuştuğu bir dil. Bu yüzden biraz daha niş dillere, yani niş dil dediğim daha az konuşulan ama daha çok ihtiyaç duyulan dillere odaklanmanız çok daha iyi olur. Bir soru daha var. İkinci sınıfın ikinci döneminde nasıl çalıştım? İkinci sınıfın ikinci döneminde sadece test odaklı çalıştım. Ben şu anki sınav yöntemini bilmiyorum. Hakan aynı. Hocam. Aynı. Bizim gibi. Sizden soru bizim gibi. Skills'de, grammar'da, tekniklerde aynı. Değişen bir şey yok. Peki YGS dönemi? TYT yani şu an hani yine ilk giriyorlar. İşte Türkçe, matematik. Aynı yani. Bendeki gibi matematik önemli, Türkçe önemli işte. İkinci sınıfın ikinci dönem, 12. sınıfın ikinci döneminde şöyle çalıştım. Sadece YGS'ye kadar yani sizin TYT'ye ilk sınava kadar sadece ilk sınava yönelik çalıştım. Kafamdan İngilizceyi bir cebime koydum. Sadece tekrar yaptım. Sadece düzenli soru çözerek devam ettim. Konu çalışmadım. Çünkü benim yalnız şöyle bir şey var. Bu kişiden kişiye çok fark eder. Çünkü benim konu eksiğim yoktu. Bende konu eksiği hiç kalmamıştı. Ben sadece pratik yapıyordum. Yani konu eksiğini bitirmiştik. Konu eksiğimizi bitirmiştik. Evet, gramer eksiğim vardı zaten Hakan Hoca'ya benim geldiğimde. Gramer konusunda sıkıntım vardı. Onun dışında bir sıkıntım yoktu ama gramer konusunda da ciddi sıkıntım vardı. Çünkü İngilizceyi ben konuşarak öğrendim. Derste öğrenmedim. O yüzden gramer hiç yoktu neredeyse yani. Hani hiçbir şekilde gramer soruları çözemiyordum. Ama 12. sınıfın 2. döneminde dediğim gibi genel olarak önce TYT odaklı çalıştım. TYT işte YGS bizim dönemimizde geçer geçmez gündüzlü geceli İngilizce çalışmaya, test çözmeye devam ederek sınava girdim ve bu şekilde yaptım. İkinci diliniz ne olmalı? Bu çok tartışılan bir şey. Yani ne yapmak istediğine dediğim gibi yine bağlı bir şey. Turizm yapmak istiyorsan Rusça çok önemli, Almanca çok önemli. Yurt dışında Rusça, Almanca, Fransızca konuşabilenler, benim için Fransızca çünkü ben Seyşeller'deyim. Bu çok önemli ama dediğim gibi atıyorum ben Dubai'ye gideceğim, ben Dubai'de demir ticareti yapmak istiyorum diyorsanız o zaman hangi ülkeyle yapmak istiyorsanız bu demir ticaretini oranın dilini konuşmanız sizin için en iyisi. Ama geçerli olan diller dediğim gibi Rusça, Almanca, İspanyolca ve Fransızca. Yine cevaplayayım. Kaç dil biliyorum? Ben
İngilizce biliyorum. Bir de yanında Rusça konuşuyorum ama çok fazla değil. Rusça konuşmayı unutmuşumdur herhalde. Yani 3 sene oldu Rusça konuşmayalı. Burada da sadece pratikten konuşuyorum. 11. sınıflar için tavsiyem nedir? 11. sınıf o kadar önemli bir dönem ki konu eksiği kapatmak için. Kesinlikle ve kesinlikle konu tekrarı yapmak, konuyu bitirmek. Yani olabildiğince benim eksiğim ne? 20 tane konudan mı sorumluyum? Baktığım zaman işte konu eksiğim ne? Konu eksiğim 20 konudan 5 tanesinde ciddi eksiğim var. 10 tanesini iyi tekrar etmem gerekiyor. Bunları sıralayıp bu şekilde çalışmak çok önemli. Konu, kesinlikle konu bitirmeniz gerekiyor. Matematik ve Türkçe netlerim nasıldı? Ben Türkçe'de full çektim. Evet. Türkçe çok çok önemli. Özellikle dil bölümünden bir yere girmek istiyorsanız ama çok çok önemli. Matematikte 20 üstü müydü? Öyle bir şeydi. 20'ye yakınmış. Ben matematikte de 19 ya da 20 net yapmıştım. Evet, öyle hatırlıyorum. 5 ayda sınav yetiştirme denemeye başlayan net arada nasıldı? 50'den 70'e çıkar mıyız? Toparlarsa bu soruyor. Net 50'nin altında olanlar 5 ya. Ben örnek olarak kendi arkadaşım vereceğim. Hakan Hoca da çok iyi tanır. Ali Atakan evet. Atasoy. Ali çok kötü başladı. Benim yani hiç merhaba deyince cevap veremez halde başladı İngilizceye. Evet. Ve biz kapattığımızda gayet 70 neti gayet güzel vuruyor. Evet. Daha sonradan eşit ağırlığa geçti. Eşit ağırlığa geçti ama benimle beraber denemeleri çözmeye devam etti. Bir ara İngiltere'ye gitti geldi dil pratiği yapmak için. Ama geri geldiğinde dediğim gibi 5 aydan çok daha kısa bir sürede İngiltere'ye gitmeden önce de gayet İngilizcesini geliştirmişti. Yani hani 5 ay dediğin kısa bir süre değil. İstatistiğini tutarak çalışmak çok önemli. Evet. Yani ne kadar çalıştım, ne kadar yaptım, hangi haftada ne kadar net arttırdım, bu hafta bu kadar arttırdım, bir haftaya hedefim şu demek çok önemli. Bakalım. Denemeye başladığımda net aralığım nasıldı? İngilizceden bahsediyorsak gramerin dışındaki soruları ben yapıyordum ama önemli olan tekrardan söylüyorum okuma ve anlama. Okuduğun soruyu anlamıyorsan zaten çok da bir manası olmuyor yaptığınız şeyin. Ama gramerim çok kötüydü. Dediğim gibi Hakan Hoca'ya başlamadan önce grameri ben boş bırakıp geçiyordum. Turizm rehberliği mi yoksa İngilizce öğretmenliği mi tercih edilmeli? İkisinin avantajları ve dezavantajları nedir? Turizm rehberliğini çok önermiyorum. Çünkü turizm rehberliği dediğin işi turizm otel işletmeciliği okuyup da yapabiliyorsun aynı zamanda. Kesinlikle 4 senelik turizm otel işletmeciliğine bakmak çok çok daha mantıklı oluyor bu dönemlerde. O zaman otel kapıları da açılıyor çünkü. İngilizce öğretmenliği okumak için de öğretmen olmayacaksanız eğer çeviri bilime ya da mütercim tercümanlığa yönelmeniz çok daha önemli. Çünkü öğretmenlikte öğretmenlik dersleri de alıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Bunun yanında hani bunu almamak, daha çok dile yönelmek istiyorsanız ya da dille beraber benim gibi başka bir şey yapmak istiyorsanız çeviri bilim ya da mütercim tercümanlığa yönelmek daha mantıklı. Evet. 5 ayda sınav yetişir mi? Yetişir Bahar'cığım. Kesinlikle yetişir. Alex Altıkçısın değil mi adam? Evet. Grameri de reading'i de sıfırdı. Bir yılda yani Eylül'den Haziran'a kadar dönemde ne kadar net yaptığını da hatırlıyorsun Hacettepe'ye gittiğini. Evet. Yani kesinlikle. Böyle örnekler var arkadaşlar. Birincisi inanın, ikincisi doğru bir hedef, kendinize göre bir hedef. Sistematik takip diye bir kelime kullanımın güzel. Yani sistematik takip ettik çünkü adayı nerede ne yaptı, nasıl gelişti, nerede eksiği var. Zaten ada geldiğinde 80 soruda reading skills kısmını yapıyordu. İlk 30'un kelimesini de yapıyordu, grameri duruyordu öyle. İşte orayı da full edince sınavdan bir boşta çıktı yani. Bir boş muydu, bir yanlış mıydı, öyle bir şeydi yani. Bir yanlış olarak çıktı. Evet. Şöyle söyleyeyim, daha cevaplamaya devam edeyim. Bir de bir not daha belirteceğim devam etmeden önce. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Yani şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, ben niye bunu yapamıyorum diye düşünmeyin. İnsanların hiçbir şekilde nasıl çalıştığını, herkesin çalışma stili o kadar farklı, herkesin hızı o kadar farklı ki kendinizi kesinlikle kimseyle kıyaslamayın, kimseye bakmayın, sadece kendinize bakın. Siz kendinizden sorumlusunuz, sen ne yapmak istiyorsun, sen neye erişmek istiyorsun, buna odaklanmak lazım. Çünkü çok yapılan bir hata bu, başka şeylere odaklanmak. İngilizce gramerde çok iyi olabilmek için Türkçe dil bilgisimizin çok iyi olması gerekiyor
değil mi? Yani Türkçe dil bilginin çok iyi olması gerekiyor zaten. İngilizce gramerden önce Türkçe dil bilginin çok iyi olması gerekiyor ki hem çeviriyi doğru düzgün yapabilesin, hem okuduğunu doğru düzgün anlayabilesin. Çok bir alakası yok açıkçası Türkçe gramerini bilmenin İngilizce gramer konusunu yapmakla. İşim tam olarak ne? Ben şu anda Hilton'larda çalışıyorum. Hilton bünyesinde pazarlama ve halkla ilişkiler direktörü olarak çalışıyorum. Bölgenin en genç direktörüyüm şu anda. Hakan hocam da bugün öğrendi benim işimi. Evet. Bugün bu detayı öğrendik. Adı orada kaç tane otel var ortalama? Herhalde yoktur fazla. Burada Seyşeller'de mi? Seyşeller Otel Cenneti. Four Seasons'tan Six Senses'e kadar bir sürü otel var burada. Sadece Hilton'un 3 tane oteli var. Dördüncüsü açılıyor. Ben de o 3 tane otele bakıyorum şu an. Çok iyi. Ada senin kariyer ve başarı öykünü kesinlikle örnek olarak gösteriyoruz. Konuşmaların çok iyi geldi. Zaten yazıyorlar öğrenciler. Evet. Arkadaşlar Ada 2013'te sizin gibi sınava hazırlanan bir öğrenciydi. Bakın biraz önce sınavı unuttuğunu söyledi. Nasıl sistem? Yani bu stresi unutacaksınız. İyi yerlere geleceksiniz. Yaşayacağınız stres belli bir süreyle ilgili. Lütfen hedefi koyup doğru bir şekilde Hakan Hoca'yla çalışmaya devam edin diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Hakan Hoca'nın verdiği bir tane daha soru var. Onu da cevaplayayım. Aynen. Cevaplamadan geçmeyeyim. Tercümanlık yerine o dilin edebiyatını okusak kitap çevirmeni olabilir miyiz? Tabii ki olabilirsiniz. Çeviri bilim ve tercümanlık arasındaki farklar neler? Hangisi daha avantajlı? Çeviri bilim daha avantajlı. Çok da bir fark yok. Sözlü çeviriye daha fazla önem veren bir bölüm çeviri bilim. Onun dışında çok da bir farkı yok. Bu kadar. TYT 11. sınıfların şimdilik TYT'den hangi derslere ağırlık vermeliyiz? Türkçe, artık tarih, coğrafya hangisinden yapıyorsanız. Şu anki sınav sistemini çok bilmediğim için tam doğru bilgi veremiyorum. Tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe ve matematik. Bunlara ağırlık vermek gerekiyor. Öncelik Türkçe'de tabii ki. Çok rica ederim. Tabii ki cevaplamak için geldim. Evet. Herhalde başka soru yok. Yani söylediğim gibi Hakan Hoca'nın sistemiyle verdiği ufak taktiklerle çok iyi hatırlıyorum. Önü böyle puantiyeli bir defterim vardı. Oraya yazıyordum. Şu anda hatırladığım aklımda kalan virgülden sonra da gelmez. Hep bunu şaşırdım falan. Aklımda kalan buymuş. Yani hayır, ilk aldığım not buydu. Onu hatırlıyorum. Böyle ufak ufak çok güzel notlar alıyordum. Tabii ki dişi olmanın da verdiği bir avantajdan dolayı böyle renkli renkli kalemlerle düzgün düzgün yazarak böyle notlar alıyordum. Çok 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 çalışmanız değil, sistemli, düzgün ve odaklanarak çalışmanız önemli. Yelkeni nereye çevireceğinizi bilmeniz gerekiyor yani. Evet Adacığım, çok teşekkür ediyoruz. Senin vaktini de epey aldık. Öğrencilerimize faydan oldu. Şu an Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bağlanıyorlar. Malum pandemi. Kurslar kapalı, okullar kapalı. Uzaktan eğitimle faydalı olmaya çalışıyoruz biz de. Çok iyi. Gençlere her hafta böyle ders anlatımından sonra hani bir başarı öyküsünle buluşturuyorum. Sana da buna katıldığın için, bilgilendirdiğin için, aydınlattığın için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Canım benim. CD'lerini hala saklıyorum. Sana dedim ya. Düğünün olduğunda o CD'leri vereceğim. O CD'ler hala duruyor. Hepsi YouTube'da artık. Senin olabilir. Sen Saklıyorum saklayabilirsin. onları. Evet arkadaşlar. Kendinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla bir sorunuz varsa Hakan Hoca eminim bana iletecektir zaten daha sonra. Tabii ki. Hepinize kolay gelsin. Peki. Rica ederim tabii ki. Sağ ol adacığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, güzel ve verimli bir görüşme geçti. Buna katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu sizin için de çok iyi oldu. Hedefi belirleme önemli. Sistematik çalışma önemli. Ne kadar açığınız var, onu bilmek, ona yönelik çalışmak önemli. Haftalık plan yapıp ona uymaya çalışmak önemli. 11'ler için şunu öneriyorum ben. Tecrübelerden dolayı söylüyorum. Kelime dağarcığını ve reading'i geliştirin ama bunun yanında gramer eksiğiniz kalmasın 12'ye. Aynı zamanda Türkçeyi bitirin, matematikten kıvamında gidin.
Derece yapmak isteyen öğrenci Hacettepe, ODTÜ, Boğaziçi, Yeditepe. Yani zirvedeki 3-5 üniversiteye, yani Türkiye'de ilk 500'e girmek isteyen öğrenci arkadaşlar Türkçe 37-38'in altına düşmemeli, matematik 20'nin altına düşmemeli, İngilizceyi full'e yakın yapmalı, orta öğretimi iyi olmalı. Bu şekilde dersler olacak mı? Evet, her cumartesi saat 4 ile 5 arası, 5'i 5 geçe falan, iki ders şeklinde, iki yarım saat şeklinde ben bir ders anlatıyorum. Mesela noun clause anlattık, soru çözdük. Bu böyle devam ediyor. Sonra bir katılımcı öğrencim katılıyor. Haftaya yine başka bir öğrencimiz var, katılacak. Başarı öykülerini dinlemeniz sizi motive edecektir. Bir öğrencinin ağzından, yani şu an bir mevkiye gelmiş, daha önce öğrenciydi bu, nasıl çalıştığını size aktarıyor. Bu yüzden sizin de çalışma planlarınız en iyi şekilde olacak. Arkadaşlar, diyeceklerim bunlar. Bana sorunuz var mı? Çok iyi olacak. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bakın. Lütfen sosyal medyada bizi takip edin. YouTube'umu, kanalımı lütfen izleyin videolarımı. Beğenirseniz beğenin. Yorum yapmak isterseniz yorum yapın. Çünkü bizler sizlerle büyüyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli. Instagram, Telegram arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.